Merhabalar, bu dersimizde artık son işlemi yapacağız. Nedir bu? Hiyerarşik olarak ele aldığımız, elde edebildiğimiz ereğimizi HTML etiketlerine dökebilmeyi, yani görselleştirmeyi yapacağız. Hemen bunun için tekrardan idemizi açalım. Ben bunun içinde, daha doğrusu biz bunun içerisinde, bunun içinde bir kere daha fonksiyon oluşturacağımızı söylemiştik. Bunun için hemen geliyorum bir tane function oluşturuyorum ve burada da draw diyelim mesela menu olsun ya da draw elements diyelim mesela elements diyelim. Bu da bizim menümüzü yapımızı getirecek bir e, fonksiyon olsun. İçerisine ne alacak bu? İçerisine bizim artık list obje diye ya da mesela items diye bir tane parametre olsun bunları alacak bir veri olsun. Şimdi bizim ULLI yapısını ele almamız lazım. Hemen şurayı bir inceleyelim nasıl bir şey yapacağımızı size buradan anlatayım daha iyi olur. Şu arkadaşı sola alabilirsek evet aldık tabi o da aşağı indi tamam sıkıntı yok İnsin. Şimdi 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 bunu da kapatalım şöyle evet nasıl bir yapıya sahibiz ona bir bakalım. En başta bir tane ule var. İçerisinde li var ve ana kategori. Onun altında bir array daha vardı. Mesela burada var. O da bir ul ve li'ye sahip. Gayet güzel. Bir sonraki teknoloji ve içerisinde bir tane daha ul'ye var. Hemen ardından gelmiş. Gördüğümüz kadarıyla o da li'lere sahip. Bilgisayar var. Bilgisayar da kendi içinde ul'ye sahip. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapısı var. Hmm, o zaman ul ve li'leri iç içe yapacağız. Yani mesela buradaki ul buradaki li'yi çağırdıktan sonra eğer bu ana kategori ise bir kere daha aynı e, hiyerarşiyi çalıştıracağız ki ul ve li yapısına sahip olabilelim. Demin yaptığımız recursive işlevinin e, aynısını burada da tekrar etmemiz lazım. O halde ilk olarak ne yapalım? For each ile benim items'ları ele almam lazım. Items dediğim şey ise benim tamamen buradan branch ile aldığım, elde ettiğim e, veriler diyebilirim. O halde geliyorum burada diyorum ki ne yapacağım? İlk olarak benim ule yapımı, ULE'yi ve e, ULE'yi yazdırmam lazım. ULE. Eko ile bunun dışında çünkü burada bir tane ULE yapısı oluşturacağım. Şunların her biri birer li. E ben onları döngü dışında yani şuradaki ana en baştaki, yukarıdaki, aşağıdaki ULL'leri kendim oluşturacağım ki birden fazla ULE, iULE, ule, ule UL oluşturmasın bana. Dış çatıyı bu şekilde oluşturuyorum. İç yapı ise nereden oluşacak? Bir tane Li var. O Li'nin içerisinde varsa bir tane daha ULE, i yapısı yapılacak. Aynı şeyi tekrarlayarak. Deminki gibi. Başka bir Li daha var. Onun içinde de ULE yapısı var. Gördüğünüz gibi içinde li var. Üç tane. Neyse şimdi biz kodlamamıza devam edelim. Birazcık karışık gelebilir. Belki yukarıdakinden daha karışık olabilir bu yapı. Hemen diyorum ki içine bir tane li at. Ve bu li'nin li'yi aç kapat. Diyorum ki şurada item'dan title'ı çek buraya yaz. Gayet kolay bir kodlama yapmaya çalışıyorum burada. Şimdi bunu böyle bir çalıştıralım. Draw elementsi bir çağıralım bakalım. Nasıl yapacağız? Şöyle indekse gidiyorum. Diyorum ki build tree aslında hani şöyle bir yapalım. Ondan sonra bunların içini ikisini iç içe yaparız. Biz buradan veriyi elde ediyoruz zaten. Elde ettiğimiz veriyi draw elementse göndereceğiz. Ve bunu silebiliriz. Printer'e ihtiyacımız yok. Ya, yok. Çünkü zaten ben burada echo kullanıyorum. Gerek yok yenilediğim zaman yanlış yeri yenilemeden yenilediğim zaman gördüğünüz gibi teknoloji ev elektroniği bunlar geldi. Görünümü biraz garip çünkü preleri silmeyi unuttum. Şunları silebiliriz. Evet. Yeniledim. Gördüğünüz gibi Ana kategoriler başarılı bir şekilde geldi. Şimdi teknolojinin altında bir kategori varsa, benim bunları anlayıp onlara da birer ULLI yapısı oluşturmam lazım. Hemen şurada yani. Onu nasıl anlıyorduk peki? Children isimli biz bunlara birer attribute eklemiştik hatırladınız mı kendi içerisinde? İşte o zaman benim yapacağım işlem burada çıldırının children e, children'daki verilerin ee, birden fazla olup olmadığını kontrol etmek. Eğer ne demiştik burada children varsa içerisine aktarıyorduk. Eğer yoksa yine boş bir array oluşturuyorduk. O halde ben gelip burada item'ın children attribute'unun değerini alırsam kaç tane elemandan oluşuyor. Bunun sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol edersem bu işlemi gerçekleştirmiş olurum. Ne yapacağım burada? Yine yapacağım işlemin aynısını yapacağım. Item'ın bu sefer çıldırını gönderiyorum. Yani sen bunun içerisinde alt kategoriler varsa ve o bir array ise ki array biz yukarıda ekledik. O array'i bu sefer draw elemente gönder. Yine şuradaki ul ve li yapısını benim için otomatik olarak oluştursun diyorum. Gayet basit. İşte yapacağımız tüm işlem bu kadar aslında. Bakalım şimdi nasıl çalışacak. Yine dedik Gördüğünüz gibi Tık 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 getirdi. Teknoloji altında bilgisayar var. Masa ücüsü, dizi üstü dizüstü mükemmel. Telefon. Hemen buraya diyelim ki Apple diyelim. Nereye gidecek? Telefona gidecek. Telefonu bulalım. Kaydet. Hop telefonun altına gitti. Mükemmel. Samsung. Geldim telefon. Hop geldi. Hemen buradan iPhone dedim. iPhone dedim. Nereye gidiyorum? Apple'a gidiyorum kaydet. Gördüğünüz gibi Apple'ın altına iPhone'u ekledi. 6 dedik. iPhone 6s dedik mesela. 6s. Apple iPhone 6. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde altına 6s'i de eklemiş oldu. Gördüğünüz gibi aslında çok hani karmaşık bir yapı gibi gözükse de mantığını bir kere anladığımızda direkt kafada oturuyor. Bakınca başka yapacağımız bir şey kalmadı. Ee, buradaki custom CSS dosyasında kullanmadık. İsterseniz onu da silebilirsiniz. Yer kalabalığı yapmasın diyorsanız hemen gelip index.php'den de bunu kaldırabiliriz. Evet ihtiyacımız yok. Ee, evet, yapacağımız işlem bu kadar. Gördüğünüz gibi hiyerarşik kategori e, aslında sanıldığından daha basit. Sadece listelemede birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz. Daha doğrusu burada bir e, sadece işlem cimnastiği birazcık daha e, fonksiyonlara PHP'nin kendisine ve birazcık algoritmik yeteneğe kalıyor. Evet, sanırım burada yapacağımız işlemlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz.